Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2020 yılını değerlendirdi. 2021 beklentilerini açıklamasının ardından, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Genel Başkanımızın sözünün üstüne söz söylemeyiz, çiftçiye verilen her türlü desteğin destekçisiyiz" dedi. Sayın Genel Başkanımız, bizim önderimiz, akıl danemiz, o bütün varlığını çiftçinin geleceğiyle alakalı adamış durumda. Biz de onun yolunda, onunla birlikte devam ediyoruz. Çiftçiye verilen hiçbir destek denize ya da ormana ya da sele atılmış değildir. Çiftçiye siz bir koçan, bir tane tohumluk destek verdiğinizde ondan bir koçan alır. Çiftçiye siz eğer bir koçan desteği verirseniz ondan bir ambar dolusu ürün çıkartır. Çiftçiye siz eğer daha çok destek verirseniz daha çok ürün almaya çalışır, alır. Dolayısıyla Türk çiftçisinin ürettiği ürün 85 milyon nüfusumuzu bir o kadar, onun yarısı kadar Türk ülkemize gelen turisti 4-5 milyon civarında, yasal sayısıyla söylüyorum, bilinmeyeniyle 7-8-10 milyon belki göçmeni bakmakta. Eğer bu destekler verilmezse üretimde biz gerçekten zorluk çekeriz. Sayın Genel Başkanımın açıkladığı bir diğer hususta kuraklıkla alakalıydı ki o çok can alıcı bir açıklama. Kuraklığa dikkat çekmek, kuraklığa efendim dikkat edin demenin ötesinde bu ülkenin kuraklıkla bir mücadelesi olması lazım. Bu ülkenin yağmur ormanlarını yeniden inşa etmesi lazım. Bizler bırakın siz tarım alanlarında su sulamayı, yavrularımıza, torun torbamıza içmeye su bulamayacağız bu şekilde giderse eğer. Tüm dünya elinde bir balta, herkes önüne gelen ağacı kesmeye çalışıyor. Doğayı katlediyor, dereler kurutuluyor, ormanlar yakılıyor. Tarım alanları hunharca katlediliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bizi gerçekten felaket bekliyor. Felaket tellallığı yapmak değil elbette niyetimiz ama geleceğimiz gerçekten çok sıkıntılı bir günler bekliyor bizi. Bugün Ocak ayının 8'i, 7'si, 8'indeyiz. Biz bugün gömlekle dışarıda gezdik. Dolayısıyla bu neden bizi idare edenlerin, dünyayı idare edenlerin neden aklını başına getirmiyor hala anlamış değilim. Benim uykularım kaçıyor geceleri. Yani bu ne olacak bu zamanda bu? Hava çok güzel be diyor vatandaş. Hava çok güzel. Hadi gidelim filan yerde bir çay içelim. Hava bu şekilde çok kötü. Yani bunu lütfen algılayalım, lütfen bilelim. Sayın Genel Başkanımın tüm anlattıkları bizim düşüncelerimizdir. Zaten yapmış olduğu açıklamayı yıl içerisinde bütün bölge ziraat odalarıyla Ordu'da, Samsun'da, efendim Hakkari'de, Van'da, İstanbul'da, yani nerede aklınıza gelirse bütün ziraat odası başkanları istişare yaptıktan sonra ki bu 2020 yılının değerlendirme yaptı. 2020 yılı tarımda hakikaten çok SOS vererek geçti. Ama bir güzel tarafı oldu 2020 yılının. Pandemi çok kötü bir COVID-19 pandemisiyle karşı karşıyayız. Ama bu pandemi de üreticinin, üretme arzusu olan insanların toprakla oynamasını sağladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta sonu kısıtlamaları vesaire, bunlar tekrar insanları doğaya, köyde hayat var demeye yöneltti. Bu açıdan da pandeminin biraz tarım açısından faydası olur diye düşünüyorum.